Efendim, turizmin başkenti Antalya'da ve Antalya Kemer'de Kemer Belediye Başkanı Sayın Necati Topaloğlu'yla birlikteyiz. Bölgede çok sevilen bir isim. Yani iki dönem Göynük, iki dönemde Kemer'de yine ipi göğüsleyen taraf oldu. Kendisi bir eğitimci. Hem bir hayırlı olsun demek hem de çalışmalarıyla ilgili olarak biraz mülakat yapmak için bugün makamında ziyaret ettik. Öncelikle bizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. Efendim, eğitimci bir siyasetçisiniz, eğitimci bir insansınız. Onun için de Kemer'de çok eğitimle ilgili çok hizmetleriniz var, çalışmalarınız var. Onları da konuşacağız ama öncelikle hayırlı olsun. Bu seçim, önceki seçimlere nazaran nasıl geçti size göre? Bu seçim önceki seçimlere göre daha rahat geçti. Çünkü bizi bir dönem Kemer halkı tanıdı. Onun için de biz her eve girdiğimizde çok rahat olarak bizi karşıladılar ve uğurladılar. Biz zaten neticeyi tahmin ediyorduk. 1000 az 3500 falan fark düşünüyorduk ama 2500 oldu. Yapacak bir şey yok. Herkese teşekkür ediyorum. Efendim, Kemer'in size göre yani bu ikinci dönemde belediye başkanı, ondan önce iki dönemde Göynük'te belediye başkanlığınız var. Yani coğrafyayı, bölge zaten bu toprakların çocuğusunuz, biliyorsunuz zaten hem de yönetici olarak. Size göre Kemer'in en önemli sorun diye adlandırdığınız ne tür sorunları var? Çünkü yazları nüfus olarak çok ciddi bir fazlalığı var kışa oranla. Daha çok yaz kış sürekli bir hareketli bir bölge. Şimdi tabii biz İller Bankası'ndan 49.695 nüfusa göre para alıyoruz. Ama bizim yaz nüfusumuz 250-300 bin oluyor. Mesela biz yazın günlük 500 ton yaş çöp topluyoruz. Bunları toplamak için de araç kiralıyorsun, çöp süpürme aracı alıyorsun, personel kiralıyorsun ama bunlar hepsi bize kendi bütçemizden karşılıyoruz. Esasında Turizm Bakanlığı bu konaklama vergisini yerel yönetimlere verse o zaman yerel yönetimler daha rahat olur. Yani biz 49 bine göre İller Bankası'ndan pay alıyoruz. Ama yazın biz 4 ay 300 bin kişiye hizmet veriyoruz. En büyük sıkıntısı turistik görevlerim bu. Kemer'de sizin Kemer sınırları ve sahası içinde toplam ne kadar konaklama yapan otel var efendim? Bizde 120 bin yatak var. Belgeli belediyesiz 120 bin yatak var. Bunun Kemer Belediyesi'ne sağladığı bir katma değer var Yok mı? sadece biz emlak vergilerini alıyoruz. Çöp vergilerini alıyoruz. Başka bir şey yok. Diğer esas. Kurumlar vergisini bu otellerin, turizm şirketlerinin merkezleri Ankara ve İstanbul olduğu için kurumlar vergisini oraya yatırıyorlar. Biz işte işin Ankara tarafına bakıyoruz. Evet. Peki Sayın Topaloğlu'nun eğitimci olduğu için aslında burada benim en çok ilgimi çeken, en çok da dikkatimi çekenlerden bir tanesi işte belediye yol yapar, işte asfalt yapar, çöp toplar, nikah kıyar. Yani bir sürü şey yapar. Yani insanın doğumdan ölüme kadar birçok alanını yapıyor. Ama burada asıl olan eğitime müthiş derecede bir eğilimi ve çabası, gayreti var. Özellikle ana okuluna, ana sınıfından başlayıp lisede okuyanlara ücretsiz servis, üniversitedekilere burs gibi çok önemli bir bu işi hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyorsunuz. Bize oradan başlar. Ana sınıfından ilk öğretimden ise o boyutu bir çalışmalarınızı bir anlatır mısınız? Şimdi şöyle 2004-2014 ben Göynük Belediye Başkanı'nı yaptım. Bakın Türkiye'nin ilk ve tek belde fen lisesi Göynük'te bizim belediyenindir. Galatasaray Başkanı o zaman Günal Aysel'e öğretmen lisesi yaptırdım. Yanındaki 300 öğrencilik yurt bizimdir. Ünal Bey'in eşi Ahu Hanım'a anaokulu ve düğün salonu yaptırdım. Göynük Belediyesi Atatürk İlkokulu yaptık bizimdir. Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu bizimdir. Yani biz eğitimciyiz. Ha bu zaman zarfında ne yaptık 10 yılda ben çocukluğumda yokluğu gördüm. Mesela ilkokul boyunca benim hiç çantam olmadı. O eziklikle yaşadım. Şu anda burada anaokulundan 8. sınıfa kadar olan 6500 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları öğretmenlerin istediği miktarda aynı renk ve aynı marka olmak şartıyla şu anda 2024-2025 hazırladık. Şu anda arkadaşlar paket yapıyorlar. Hazır. Hazır. Öğrenci yaklaşık bir 10 milyon lira falan tuttu. Öğrenciler onu okullar açılmadan bir hafta önce okul yönetimine teslim ediyoruz. 1400 liseli ihale yapıyoruz. Evden okula, okuldan dershaneye, dershanede de eve götürüyoruz. Parasını biz ödüyoruz. Geçen sene 40 milyon lira ödedik bu öğrenci servisine. Yani servisler de bizden. Yine bir dershane açtık burada. Daha önce restoran olarak kullanılmış. Şu anda 14 tane öğretmenimiz var. 400 öğrenciye ücretsiz
eğitim veriyor. Etüt merkezi mi? Dershane. Dershane. Tüm testler dahi bizler olmak şartıyla. Mesela test oluyor çocuk. 5 dakika içinde optik okuyucular okuyor. Hem belli hem de öğrencinin kendini atıyor. Mesela geçen sene Türkiye 117'si ve Antalya 1'si bizim dershaneden çıktı ve kızımız Koç'a gitti. Bir de Kemer'de ikamet gelip de üniversite okuyan geçen sene 1100 öğrenciye 1500 lira burs verdik. Bu sene 2500 lira olacak burs. Yani eğitime tam destek. Anaokulumuz var. Orada var Ülker Akman'a yaptırdık. Şu anda sabah saat 8 akşam 6 3000 lira şeyi aidatı. Yani sonuçta bir ülkenin düzelmesi için ilk önce eğitimin düzelmesi lazım. Biz de eğitimin düzelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Efendim toplam kaç öğrenciye hitap ediyorsunuz? 8000. 8000 öğrenci. Bütün neredeyse en ana temel hepsine ihtiyaçları. Dokunuyoruz. Hepsine dokunuyorsunuz. Hepsine dokunuyoruz. Nasıl bir reaksiyon yani gösteriyor veli öğrenci? Veli olsun, öğrenci kendi olsun. Zaten okula girdiği zaman okulun bahçesi herkes geliyor. Belini bacaklarını sarılıyor zaten öğretmenimize. Veli'yi de biz bir şekilde maddi yönden kurtarıyoruz. Ama servisten kurtarıyoruz. Ama kırtasiyeden, ama dershaneden, ama burstan. İlle o eve giriyoruz. Girdiğimiz için de bizi çok iyi karşılıyorlar ve güzelce sohbet ediyoruz ve bizi gönderiyorlar. Sıkıntı yok diyorlar. Yani bu öğrencilere dokunuşunuz açık ara farkı mutlaka sana daha yansıyor. En büyük sıkıntı o. Evet. En büyük avantajımız o sıkıntı değil. En büyük avantajımız eğitime verdiğimiz destek. Adam diyor kardeşim ben sağ görüşlü biriyim ama siz benim çocuğuma yaptığınızdan dolayı benim yapacak bir şeyim yok. Oyum direkt size diyor. Yani siz bu konuda siyaset gütmüyorsunuz biz hizmet, zaten. Biz hizmet adamıyız. Eğitimcisiniz, siyaset evet. Gütmüyorsunuz. Zaten herhangi bir parti hamlemi de yok. Yok. Yani herkese, her kesimde dokunuyorsunuz. Hizmet adamıyız. Yani ben siyasetçi değil, hizmet adamıyım ben. Evet. Peki efendim, toplam kaç personeliniz var? Belediyenin 820, maaş ödemeleri veya... 820 personelimiz var. İller Bankası'ndan geçen hafta, geçen ay 7 milyon geldi. Biz 32 milyon ödüyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok ama sıkıntı yok diye de olmayacak anlamında da gelmez. Çünkü ekonomi çok Türkiye'de sıkıntılı gidiyor. Mesela biz bütçemizi yaparken mazotu 16 lira hesaplamış, mazot 45 lira olmuş. İşte betonu 1100 lira hesaplamış, merkür 2900 lira olmuş. Elektriğe işte geçen hafta %38 zam geldi. Habire gidiyor zamlar ama biz 2024'de aynı bütçeyle idare ediyoruz. Yani bir sıkıntı olmaz biz ama yatırım da yapamayız. Efendim belediye dışında da hem siyasi bir kimliğiniz, eğitimci bir kimliğiniz var. Hemen kısaca onu da sormak istiyorum söz ekonomiden açılmışken. Ülkenin bütün alanlarında Türkiye'de bütün sokaklarda haber yapıyoruz. Ülkenin popüler gündemini, siyasi gündemini, ekonomik gündemini. Bu pandemiyle başlayan bir daralma, ekonomik enflasyon, yüksek enflasyon, milletin alım gücü, kiraların çok fahiş fiyatlarda yüksek olması, en düşük emekli maaşının kirayı dahi karşılayamamış olmasını bir eğitimci siyasetçi olarak nasıl değerlendiriyorsun efendim? Gerçekten çok zor. Çünkü insanların yaşama şansları kalmadı. Asgari ücret 17 bin lira, Kemer'de ev kirası 20 bin lira. Nasıl olacak? Nasıl geçecek? Karı koca çalışsa yine olmaz. Bu çocuğun eğitim, okul masrafı var, mutfağı var. Fasulyenin 150 lira, bamyonun 150 lira olduğu bir yerde ne yapacak? Mutlaka bunları yiyecek. Onun için gerçekten çok zor. Bu ekonomik buna dikkat edersen bak bütün şiddet artıyor. Sırf bu ekonomiye bağlı bunlar. Herkesin sıkıntısını birinden almaya çalışıyor. Yani vatandaşın işi çok zor. Nasıl öngörüyorsunuz peki gidişatı? Yani... Zor. Tasarruf yapmadıktan sonra olmaz ama o tasarruf tabii yani bu iş olmaz. Servisi kaldırmayla, lojmanı kaldırmayla bu iş olmaz. Tasarruf yukarıdan başlayacak. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bilgilerden dolayı. Çok sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim bugün Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu'yla hem eğitimci siyasetçi 4 dönem yani aktif siyasetin içinde yönetici olarak çalışıyor. 2 dönem Göynük, 2. dönemde de Kemer Belediyesi'ne belediye başkanlığını yürütüyor. Sağ olsunlar. İnce ve nezaketinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Eğitime vermiş olduğu, çocuklarımıza verdiği dokunuştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani Necati Topaloğlu'na olan sempati belki de daha çok eğitime yaptığı yatırımlarda. Ben öyle öngörüyorum. Çünkü onun çocukları karşı büyük bir zaaf var. Veliler de öyle zaaf gösteriyor, sempati duyuyor. Ve bu da haliyle sandığa yansımış oluyor ki böyle gidiyor. İlgisine, alakasına çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sağ ol, başarılar diliyoruz. Sağ ol, iyi günler çok efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol.